Apex Masters TV 6. bölümle yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz derken bugün Konuk yok. Mustafa ile beraberiz. Evet, Mustafa Amerika'ya dönecek. O yüzden gitmeden bir bölüm çekelim dedik. Hem de benimle de röportaj yapacak seviyede kimse yoktu. Dolayısıyla Mustafa ile çektim. Ben de Abbas Cümen'e bir iki ahire soru soracağım burada. Evet. Evet, ne soracaksın? Ne merak ediyorsun? Sor. Sor. Mustafa'cığım, bıktım usandım bu driftçilerden, Amerika'ya kaçıyorum demişsin. Bu Amerika'da bir bloğun var, orada okuduk İngilizce. Burada. Gerçekten bezdim. Evet. Spora girdim ve pişman oldum. Evet. Drift'i bıraktım. Hı-hı. Yöneticilik kısmına geçtik. İşi organize ediyoruz ama çok büyük yük. Gerçekten evet. Benden sonra yapacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bırakıyorum diyemedin, en iyisi kaçayım dedim. Bırakmak, şimdi ben bırakıyorum gidiyorum dersem yerime kimse gelmez. Evet. Ama artık size devrediyoruz dediğimizde evet. Böyle bir yetki verdiğini düşünüyorlar. İşi atlıyorlar. Ondan dolayı. Güzel hareket. Ne yapayım? İş batmasın sonuçta. Aynen. 10 yıldır uğraştığımız şey. Abbas Yaman, gösteri falan filan gayet güzeldi. Yarışlarda niye yoksun? Hayırdır? Param yok. Ne alakası var parayla? Senden çok daha fukara, senden evet. Çok daha sponsor olan adam, genç pilotlar var. Hiç olmazsa evet. Bir iki kişiye saplardın. Niye girmiyorsun? Param yok dedim ya. İnanmıyorum. Show business seni daha çok cezbediyor değil mi? Show business beni daha çok cezbediyor. Show business daha çok Instagram takipçisi getiriyor diyebilir miyiz? Ya evet. Parantez içinde. Param yok dedi o. Parası olsa parayla Instagram takipçisi alırdı. Özer gibi. Ya da Volkan gibi. Çok çok kötü ya. En çok emek harcanan para. Instagram adresleri burada. Takipçinin kralı bunlarda. Evet Mustafa, şu an drift aracın yok ama önceden birçok aracın oldu. Bunlardan bahsedelim istersen. İlk başta ben drift'te bir S14A 200SX'im vardı. Onunla başladım. Standart motorluydu. Birkaç sene dayandı. 3 sene sonra RB motor taktım. Gene S14'a. O zaman çok güzel gri bir rengi boyattım. Evet. Çok hoşuma gidiyordu. O ondan önce çok güzeldi, iğrenç evet. Bir yeşil bir rengi vardı çünkü. Evet. Sevmezdim. Gri boyattım. Çok hoşuma gitti. Birkaç sene bindim. Derken Apex Masters çok büyük seviye atladı. Arabam hararet yapıyordu ve yüksek seviyede gücü kaldıramayacağını düşündüm. O yüzden sadece yarış amaçlı bir otomobil hazırlamaya karar verdim. O zaman da S13 aldım. Evet. Arabamı Team Art'a verdim. Evet. Onlar da arabayı sattılar. 6 defa falan benim arabamın rengi değişti. Ben gri muhteşem görünümlü bir araba verdim onlara. Adamlar boyahane olduğu için boya atölyesi olduğu için bu adamlarda canları sıkıldıkça haftada bir arabayı boyuyorlardı. Korkunç. Sokaklarda biz evet, gazlamadık evet. Hiç gazlamadık. her driftçinin bir sokak videosu vardır illaki arkadaşlar. Türkiye'de yok benim videom diyen yalan söyler. Evet, bu ünlülerin seks kaseti gibi bir şey bizim de sokak gibi durumumuz çıkabiliyor. Aynen. Bazen ortaya çıkıyor tabii. Her ne kadar artık biz silsek 10, de 10 yıldır yapmıyoruz biz bu işi. Evet. Çünkü bu işi yaparken ölen arkadaşlarım oldu. Evet. Yani çok olabilecek en kötü örnekler zaten evet. Bizim gözümüzün önünde olduğu zaten için. Zaten biz bunu yaşarak gördük. Evet. Yani evet. Sen de bir sürü araba yaptın. Hatta çok soru yaşadığın arabalar oldu. En nefret ettiğin araba hangisiydi? En nefret ettiğim orijinal Esar motorlu S14'tü. Sanayiden çıkmayan. Evet, sanayiden çıkmayan. Her driftten çekiciyle döndüğüm. Lanetli. Ama hala Nissan kullanıyorsun. Belanı mı arıyorsun? Derdin ne? Ha, yok. Belası oldu. Cinler geldi. Tövbe. Nissan'ı seviyorum ama orijinal motoruyla değil. Aslında yani sonradan düşündüğümde 200SX'te en çok motor problemiyle uğraşmıştım. Hı-hı. Yani mekanik ve diğer kısımlarında sorun olmadı hiç. Dolayısıyla Türkiye'deki belki yurt dışında CA ya da SR motorları güzel yapıyorlar ama hı-hı. Türkiye'de istisnai arabalar çok yürümüyor. Türkiye'de CA ve SR evet. Artık çok görülmüş bitmiş ama yani. Ama 200SX motorlar. Normalde ben S14'ten sonra M3 ve M5 kullandım. Sonra tekrar M3 aldım. Ama İlk ödevi BMW'de kullandın. Tabii, ona tabii. Rağmen Nissan'ı mı tercih ediyorsun yani? Kesinlikle. Yani Nissan'cısın sen. Kesinlikle Nissan'cıyım. Bu kadar net. Evet kesinlikle. O kadar M3 kullandın, M5 kullandın. Bundan sonra kesinlikle evet hayır. BMW'yi sadece günlük hayatımızda bakkala gitmek için falan kullanabilirim ama onun dışında kesinlikle 200SX diyorum. Yine bir tane Instagram takipçisi kaybedeceksin biliyorsun. Aa evet. Kısmı kesebilir miyiz? Bak en son
BMW'yi aşağılayan bir Instagram paylaşımı yapmıştı. Evet. Orada bayağı Instagram takipçisi evet, kaybetmişti. Orada, evet. Bir hikaye paylaştım. Nissan mı BMW mi diye. Orada bir takipçi kaybı yaşadık. Ben sana şunu soracağım. Instagram'da takipçi kaç para? Bunu Özer'le Volkan'a sormak lazım. Yani sen çünkü almadın mı? Ben almadım. Benim takipçim organik. Kesinlikle. Ama tabii sen başka şehirlere gidiyorsun. Evet. Oradan yani seni takip ediyorlar, benim tanıyorlar. Benim takipçimin çok olması normal. Çünkü çok şehire gittim. Çok dedin kaç aslında? Şu an 19 bin aslında civarında. Çok da değilmiş yani. Çok değil, hiçbir evet. Hiçbir sportif başarısı olmayan sokakta gazlayan adamların bugün 500 bin takipçisi var senin. Kesinlikle. Yani aslında. Şu an biz profesyonel video paylaşıyoruz. Yine de dışarıda yapılan yanlama videolarından az izleniyor maalesef. Yanlama video. Evet. Mustafa bir süredir Amerika'dasın. Evet. Orada drift yapıyor musun? Henüz dükkanımı yeni açtım orada. Bir otomobil servisi açtım. Evet. Alman otomobilleri üzerine çalışıyoruz. Şu anda drift yapmıyorum. Ama en kısa zamanda artık dayanamıyorum arabasızlığa ve evet. Driftsizliğe. Evet. Orada da bir E46 alıp bir Amerika gerçeği olarak bir V8 koyup onunla drift yapmayı planlıyorum. Amerika'da Formula D'ye gittin. Onlardan biraz bahset. Bilmeyen arkadaşlar için, gitmeyenler için özellikle. Formula D Apex Masters'ın çarpı 10'u diyebilirim evet. Yani. 10 katı büyüklükte fuar alanı gibi. Yüzlerce otomobil var sergi alanı gibi böyle. Pilotlar çok profesyonel, seyircilerle iç içeler. Yarışlar çok profesyonel seviyede ve çok hızlı, çok yüksek hızlarda gerçekleşiyor. Evet. İzlemek çok keyifli. O seviyeye yakın bile olsak benim için Apex Masters çok başarılı olmuş demektir. Evet. Kaçırmamaya çalışıyorum ama Formula D'nin de şöyle bir sıkıntısı var. Bir yarışını izleyebiliyorsunuz ama bir sonraki yarış için 8 saat uçakta yolculuk yapmanız gerekiyor. O yüzden ayağınıza evet. Geldiğinizde izleyebiliyorsunuz. Yılda bir kez mi oluyor? Yani ben Los Angeles'ta San Diego'dayım. Bana yakın iki yarış oluyor. İki yarışa gidebiliyorum. Anladım. Bizim bir de arkadaşımız var. Faruk Kugay. Evet, Türk kendisi. Türk evet. Babası Laz. Annesi Polonyalı. Evet. Kendisi süper, Amerika doğumlu. Süper bir sentez. Evet. Polaz diyor kendini zaten. O Formula D'de artık pro seviyede yarışıyor. Sonuncu. Olsun, o da bir başarı. Sonuçta evet. Bir Türk var arkadaşlar Formula evet, D'de. Evet, Formula D'de bir Türk var. Çok önemli. E92 hazırladı bu sene. Arabası daha yeni olduğu için de tam olarak tamamlayamadı, bitiremedi. Antrenman bile yapamadı. Bu sene daha iddialı olacağını düşünüyorum 2018'de. İnşallah. Senin piyasada şöyle bir bilinirliğin var. Bilinirliğin var. En çok, en aktif olan drift takımını diyorsun. Evet. Ama hiçbir yarışa da katılmadın. Evet. Nasıl bir aktiflik bu? Sen ne yapıyorsun abi? Çok geziyoruz anlamında. Kullanıyoruz en onu. En çok sürten, sağda solda görebileceğiniz evet. Adam benim Türkiye'nin, diyorsun. Türkiye'nin her yerine giden, evet. Evet. Drift'i yayan. Ya doğru aslında yani. Evet. Bizim Apex Masters olarak gidemediğimiz şehirlere sen gidiyorsun. Orada insanlara gerçek drift nasıl olur, gerçek drift otomobili nasıl olur gösteriyorsun. Gösteriyoruz. Bu evet. Çok büyük artı. Evet. 2017'de birçok kaç tane etkinliğe gittin? 2017. 15 etkinliğe gittin. 15 etkinliğe gittin. Evet. Biz kıçımızı yırtıyoruz. 5-6 tane antrenman düzenleyebiliyoruz. Evet. 3 tane, 4 tane yarış yapabiliyoruz. Evet. Sen 17 tane etkinliğe gittin. 15 tane etkinliğe gittim. Bu 9 ayrı şehire gittik 2017'de. Hı hı. Bu geçtiğimiz sezon. Bunların 4'üne Türkiye'de ilk kez gidildi. Hangi ilk kez şeyler? Drift yapıldı. Afyon, Uşak, Kastamonu, bir de o kadar gezmiş ki unutmuş adam artık evet. Yani. Eski sevgilileri. Çorum. Evet, Çorum. Bu yeni şehirlerde gerçekten ilgi çok yüksek. Hı-hı. Çok güzel, çok keyifli. Yarışa katılmamamın dünyanın bir sebebi dünyanın merkezine de... gittin. Çorum dünyanın merkezi evet, değil Çorum mi ya? Dünya. Sen Çorum merkezinden dünyanın... başlamışsın. Evet. Orada bile drift yaptık dünyanın merkezinde. Vay, inanamıyorum yani. Evet, güzel leblebisi de güzel. Gerçekten iyi çaba, iyi efor sarf etmişsin. Çok, umarım çok. Bu iş sponsorlarına yansıyordur. Çünkü yani yarışan pilotların ne kadar para harcadıklarını biliyorum bu işe. Biliyorum, evet. Sen yarışmadın. Sponsorun o yüzden evet. Azdır diye düşünüyorum. Peki bu işi nasıl finanse ediyorsun? Sponsor var mı? Sponsorum var. Geçen yıl da vardı. Bu yıl bir aydır çalışıyoruz. Aralık ayı itibariyle. Hı hı. 2018 sezonuna hazırlanıyoruz. Şu kim an abi için, sponsorlar? Şu an sponsorlarımız Namıştayn amortisör var. Hı hı. Unifol folyo var. Hı hı. GİM mimarlık. Hı hı. Norm Reklam benim kendi şirketim. Design CNC yine ortak olduğum şirket. Onun dışında Beyplan Racing var. Hı hı. Bu yıl Pozitif Dijital var. Sponsorlarımız şu an için bunlar. Geçen birden 5 lira aldım diyordun. Ya bu yıl 2018'de minimum 5000 lira alıyoruz. Ha, yıllık minimum. Evet. Katılım payı 5000 lira. Şu an için işte sponsorlardan işte. Peki senin 5'er 1000 lira alıyoruz. Yıllık toplam 2018'de toplamayı beklediğin sponsorluk bedelini ondan 3'ünden 5. Kaç para toplarsın? Bu yıl
düşündüğüm rakam şu an için 30.000 TL. 30.000 TL. Evet. Ve bunun zaten bu sezona yetmeyeceğini biliyorsun değil mi 30.000 TL? Yetmeyecek evet. Aslında 30.000 TL deyince insan böyle o iyi para falan filan diyor ama yetmiyor, alakası evet. Yok, yetmiyor yani. Evet, şu an 2017'de ne kadar para harcadığımı yazılı bir şekilde bilgisayarda tutmuyorum. Yani hanım görecek de tutmuyorsun. Yani hiç kimse görmesin diye. Ama şu an toplamaya korkuyorum. Yani bilgisayarda olsa otomatik toplayacak. Şu an yazılı olduğu için toplamaya korkuyorum. Gittin. 15 etkinlikte kaç tane lastik harcamışsındır? 15 etkinlikte bir etkinlikte 8-12 lastik harcıyorum. O zaman evet. O zaman bu şurada bir yerde toplama yapılsın çıkışık hemen. Evet. Yani buraya getirseydik herhalde garaja evet. Doldururduk şu an tane, harcadığımız lastik. En az 150 tane lastik harcamışsın. Apex Masters TV 6. bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün Mustafa, Mert Kazanç ve Abbas Çimen'le beraberdiniz. Ben gidiyorum. Benden bu kadar. Artık size iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Kıralım. Kıralım. Kırmadım.